ilk başarısızlığını düşünmem lazım galiba ama. O anda başarısız olduğunun farkına varmıyorsun aslında. Muhakkak ya birileri ya bir şeyler hep vardı yanında. Bir de tabii yanında ailen vardı o zaman. Aslında ya işte çok da yalnız da değildim belki tabii ki. İnsanlar her zaman etrafımda ama. Motive eden şey ailemdi yani. Aile hep öncelikliydi benim hayatımda. Kuzenler vardı, kardeşim vardı. Vallahi bütün hayatımdaki başarısızlıklarda hep kendimi motive etmek durumunda kaldım. Beraber başlamıştık, sonrasında beraber keyfini çıkardık. Çünkü hep yani kendim karar aldım, sonra o karardan kendim vazgeçtim. Arkadaşların seni destekliyorlar. Ailen tabii taş gibi duruyor yanında her zaman. Sürekli yanında birini arasaydım zorlanabilirdim bulmak için. Yani çok fazla böyle hayatımda başarısızlık oldu ama en hatırladığım askerde olan orada tek başımaydım. Motivasyon olarak daha çok kendim verdim kendime motivasyon. Ayağa kalkıp yürüyecek kişi kendiniz oluyorsunuz. Tabii sevdiğin dostların ve ailen varsa sırtın yere gelmiyor. Mutlaka birileri vardır yanında. Başarısızlık ve başarı oldukça görece. Şimdi herhalde 10 küsür senedir hep başarı hikayelerimi anlatıyorum. Hatta bana dediler ki, ya senin başarısızlığın mı var? Bazen çok başarısızız zannediyoruz. Ama yani büyük resme baktığımızda mutlaka o başarısızlık hikayesi diye görülen şey bir yerde hayatınıza katkı veriyor. Her yerde sürekli görüyoruz. Hep iyi işler yapıyorsun. Nasıl? Bir başarısızlığın var mı? Diye sorduklarında tabii başarısızlıklarımız var. Yani şimdi şöyle, ben konuşmacılara baktım. Benden başka çıkan konuşmacılara. Hepsi başarılı zaten. Başarılı olduktan sonra hava atmak çok kolay. Ve bunu belli bir nedene bağlamak çok kolay. Çok çalıştım, çok iyiydim, çok okudum vesaire gibi. Ama ben başarısızım. Hani mesela şöyle anlatılan hikayeler. Fuck up başarı. Fuck up başarı. Ben de fuck up. Fuck up. Yani başarıya gitmiyor. Hep bir fuck up. Fuck up kare. Fuck up küp. O şekilde. Evet, başarılı şeyleri anlatmak daha kolay ama... Ama oraya gelene kadar mutlaka başarısızlıklar oluyor. Başarısızlıkları da bazen de kültürel baskılar yüzünden dile getiremiyoruz, yüzleşemiyoruz. Kendi içimize saklıyoruz. En az o kadar başarısızlıkları da anlatmayı becermek gerekiyor o zaman. Gerçek bir şey anlatmış oluyoruz. O gerçek kısmını anlatmak gerekiyor. Biz hep kalktıklarımızı sayıyoruz zannediyor ama düştüklerimizi saymamız lazım. Ya şöyle aslında, böyle yüzümüze binlerce maske takıyoruz. Dediğim gibi ben her ay bir üniversiteye gidiyorum veya bir konferansa hep en iyi şeyleri anlatıyorum. Bugün bu da benim için ilk defa. Düşmeden kalkanın çok olduğunu zannetmiyorum. Çok nadirdir. Yani başarının formülü başaramamaktır gibi bir şey yani aslında. Aslında hatalar yani başarıya götüren. Şey formülü diyebilirim yani. Veya işte senin daha doğrusu buradan ne çıkardığın alakalı. Aslında her şey birbirini doğuruyor. Eğer bir hikaye anlatıyorsanız bilin ki o başka bir hikayeyi susturuyordur. Hep başarı anlatıyoruz. İnsanlar başarıyı nasıl elde edeceklerini merak ettiklerini, arkadaki başarısızlıkların bize nasıl dersler verdiğini, bu yolda bize nasıl destek olduğunu, nasıl buralara gelmemize fırsatlar yarattığını da bilmeleri lazım. Başarısızlık varsa orada devamında bir başarı geliyordur mutlaka. Hep bir arayış içindeyim ben. Eğer bir arayış içindeyseniz, kendinizi arayış, huzuru arayış, uyum arayış, mutlaka karşınıza başarısızlıklar da geliyor. Ve bu başarısızlıklar başarılar kadar kaçınılmaz oluyor. Bundan sonraki başarısızlıkları başarıya dönüştürmek için birilerinin bunu anlatması lazım dedim ve buraya geldim. Tıda okusaydım. Fizik okuyabilirdim çünkü yani hayatın temeli fizik. Ben de onu öğrenmek isterdim. Kesinlikle işletme. Tercihlerin hepsi işletmeydi. Hepsi İstanbul'daydı. Bir tek aileme şeyi ikna edebilmiştim ben. Ya şehir dışında yazayım, ODTÜ'yü yazayım. Ama ya 14 tercihin içerisinde nasıl olsa tutmaz diye onlar tamam demişti. Ben ODTÜ'yü kazanmıştım. Bilmiyorum felsefe var mı ama var tamam. Felsefe de okumak isterdim. Benim hayattaki en büyük idealimdir ODTÜ mimarlık. ODTÜ mimarlık dersen hep bir kenarda kalacak. Böyle gizli sevgilim olarak bu kenarda hep yaşayacak. Bilgisayar mühendisi okudum. Yani net bir şekilde başka bir bölüme kafamı kurcalamazdım. Ben endüstri ürünleri tasarımı yazıp kazanmıştım. Okumak istediğim bölüm işletmeydi, yüksek lisans yaptım. Mühendislik meşrebindeki şeylerde güzel olur diye düşünüyorum. Ama şimdi olsa mesela sosyoloji, psikoloji vesaire peşine de düşerdim, haberiniz olsun. Tarih var mı ODTÜ'de? Ya tarih okurdum. Severim tarih. Ya ben sosyoloji okumak istiyorum. Böyle biraz daha insan okumak istiyorum. ODTÜ'de olsaydı yine sosyoloji okurdum. Öğretmen olmakla ilgili bir bölüm okurdum. Çünkü ben eğer oyuncu olmasaydım bir anaokul öğretmeni olurdum. Psikoloji bölümü olabilir, pedagog. O
olabilir. İlk tercihim otel endüstriydi. Galiba yine otel endüstri okurdum. Otel hakkında ne düşünüyorum? Okulum hakkında ne düşünebilirim? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Benim için otel öncesi var, otel sonrası var. Üniversiteyi bir apartmanda okudum, böyle kurs gibi. Böyle bir kampüsü görünce dedim ki, herhalde üniversite böyle oluyor. Otel Ankara'nın bir markası. ODTÜ'nün bence Türkiye'nin en iyi okullarından biri olduğunu düşünüyorum. ODTÜ'leri de çok seviyorum zaten. ODTÜ benim için çok 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 önemli bir yuvadır. İstanbul'da yaşıyorum. En başarılı arkadaşlarımın hepsi ODTÜ'den. O yüzden benim için gurur verici. Oradan aldığım öğrendiklerimi hayatım boyunca kullandım. Kullanmaya da devam edeceğim. Oradan çıkan ya bir gurur kaynağı gibi geliyor. Yani Türkiye'de çok fazla gurur duyacak şey yok. ODTÜ, bu çok içten söylüyorum. ODTÜ gibi bir üniversitenin Ankara'da olması bir özellik. Benim çok hoşuma gidiyor. Benim hayatımı değiştiren, vizyon katan, hani dünyam yani öyle diyebilirim. Hep gurur duydum. ODTÜ benim kafamda hep böyle çok kafası çalışan, dinamik ve çok yönlü insanların olduğu bir mekan. Çok güzel bir okul, çok serbest bir okul. Doğasını çok güzel koruyor bu arada. Çünkü sadece okumak yeterli değil, bizi biz yapan çevremizdeki diğer canlılar. Bilmiyorum Türkiye'de kaç tane böyle bir okul var? Tabii ki çok seviyorum. İyi ki var ODTÜ. Ve bizim için çok değerli, çok seviyoruz ODTÜ'yü. ODTÜ'lüleri seviyoruz. Çok şanslısınız orada okuduğunuz için. Onun bir parçası olmak. Bilmiyorum sizler herhalde ODTÜ'lü ekip olarak yani çok şanslısınız. Keyfini çıkarın. O yüzden gönlümüz bayağı. Bu güzel hani oluşuma katkı yapıyorsunuz. Onu yapmaya devam edin.